Herkese yeniden merhaba. Ben Betül ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kitapla geldim. Nazan Bekiroğlu, Nar Ağacı. Böyle dakikalarca sürecek bir video çekmek istiyorum. Ama tabii ki böyle yapmayacağım. Baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle. Nazan Bekiroğlu'yla tanıştığım ilk kitabı ve galiba bu kitap hakkında hissettiklerim aslında o kadar derin, o kadar çok beğendim ki şöyle söylemek istiyorum. Diğer kitaplarını çok üzgünüm bunu gerçekten bu kitabına hayran olan bir insanın söylediği olarak düşünsün. Diğer kitaplarını okumak istemiyorum. Çünkü bu o kadar güzel, o kadar mükemmel, o kadar hani beğendim ki kitabı. Kesinlikle hani bir şey olur. Diğer kitaplarında benim kafamdaki Nazan Bekiroğlu ve benim kafamdaki Nar Ağacı'nın önüne geçer ya da buna gölge düşürecek bir şey olur diye çok korkuyorum. Ama eminim ki diğer çıkardığı kitapları da muhteşemdir. Nar Ağacı ile tanışmam benim çok geç oldu. Gene önceki videolarımda da anlattığım hataya düştüm. Erkenden almama rağmen okumak için çok ertelediğim kitaplardan biriydi. İlk açtığımda, kitabı ilk incelediğimde arkasına bakmıştı. Batum, Tiflis, Tebriz, Trabzon, tamam dedim, bu gidişatta dedim, bir aşk dedim, işte oradan oraya sürükleniyor falan. Ben bu tarzda bakmıştım. Bir aşk, ama ne aşk? Yani böyle bir şey yok. Tek başına aşkı anlatmamış. Çok başka, yani gerçekten bu videoyu aslında hani nasıl çekeceğimi o kadar çok düşündüm ki. Çünkü sıkıntım aslında kişisel olarak hissettiğim şurada. Ne söylesem kitap hakkında çok az gelecekmiş gibi hissediyorum. Ya da ne söylersem eksik kalacakmış gibi hissediyorum. O yüzden çok cümlelerimi seçerek, hatta yeri geldiği zaman lütfen kusura bakmayın, durarak belki de anlatım yapmaya çalışacağım. Kitabı açtığım zaman ilk bir 5-6 sayfada algılayamadım. Bunun nedeni şu, ben bir karakter var ortada, onun üzerinden olaylar gidecek zannettim. Aslında anlattığı karakterin kendisi olduğunu birkaç sayfa sonra anladım ve bu daha da çok hoşuma gitti. İkinci, nasıl yani dediğim kısımda şuydu. Aslında Nazan Bekiroğlu bu kitabında dedesi ve anneannesinin hayatından bahsediyor. Olaylar evet gerçeklere dayanıyor, gerçek belgelere dayanıyor ama bazı kurguları da var. En önemli kısım aslında bu. Kurguların da gerçeklerden esinlenip yola çıkılması. Çok güzeldi. Bu kitabı yazmak için çok yer gezdi, çok araştırma yaptı, geçmişe döndü, geleceğe döndü. Yani çok gerçekten araştırmalara titizlikle incelenmiş yazılardan oluşan bir kitap olduğunu düşünüyorum. İkinci şey olarak keşke 500 küsür sayfa değil de bir 500 sayfa daha olsaydı mesela, net bir şekilde okurdum. Hikayeden kopmak istemiyorsunuz. Dedesi Settar Han'ın, hani isimlerde bilmiyorum aynı sadık kaldı mı değiştirdi mi, bundan çok emin değilim. Bunu derin araştırma şansım olmadı ama dedesi Settar Han'la anneannesi Zehra'nın nasıl iki farklı ırmakken tek ırmağa doğru birleşip aktıklarını anlatıyor. Ama bu bir aşk romanından ziyade geçmişe de gidiyor, Balkan Harbi'ne de gidiyor, Birinci Dünya Savaşı'na da gidiyor, aynı zamanda Bolşevik ve Menşevik çatışmalarına da gidiyor. O kadar farklı ülkelerde, o kadar farklı yerlerde, kültürlerde gezerek, görerek bunları yazıp anlatmış ki zaten olumsuz bir şey yazmak, söylemek benim için imkansız ötesi bir şey. Gerçekten çok güzel kurgulanmış. Yazım diline gelince klasik bir şekilde yazıldığını düşünüyorum ben bu kitabın. Anlatımını çok beğendim. Her şeyden öte, dediğim gibi çok fazla okuyorum, çok fazla seviyorum ama yerli ve yabancı yazarlar arasında böylesine betimleme yapanı ben çok az gördüm. Bunun nedeni de şu, bir insan güneşin doğuşunu, güneşin batışını ya da gözünü açtığında gördüğü ilk anı, bir insanın, bir adamın yürüyüşünü nasıl bu kadar naif, nasıl bu kadar gerçek, böyle ya betimlemelerine, anlatmalarına hayran kaldım. Nazan Bekiroğlu bütün bu olayları
şöyle söyleyebilirim. Resimlerin içine bakarak birazcık zaman kırılması gibi bir olay söz konusu burada. Resimlerin içinden geçerek o anki döneme gidiyor ve o insanlarla beraber kendisini göremiyorlar tabii ki ama o insanlarla beraber o olayları yaşayarak anlatmayı tercih etmiş. Şey çok güzel. Yani gerçek gibi gerçekten o kırılmayı yaşamış, o resimlerin içinden geçmiş ve onlarla beraber Setterhan'la beraber, Zehra ile beraber, diğer herkesle beraber o kadar güzel anlatmış ki bilmiyorum, ben çok beğendim, çok bayıldım. Hani o değil aslında oradaki gölge, bir okuyan insan, yani ben oldum mesela o olayları izlerken diyorum ki ben görmüş gibiyim. Tasvirleri, betimlemeleri gerçekten harikaydı. Bu arada bu kitap Timaş yayınlarından çıkan kitabı. O ikisinin arasındaki aşk, kavuşana kadar hayatlarından geçen aşklar, muhacirlik, zorunlu göçler, o insanların yürüyerek bazı yerleri terk etmesi, savaşlar, kıtlık, sefalet. Yani o kadar güzel anlara, o kadar güzel duygulara temas edilmiş ki bu kitapta. O yüzden dediğim gibi ne söylesem az kalacak, ne söylemesem eksik kalacak. Böyle hissediyorum. Ben Nazan Bekiroğlu, Naraci kitabını çok beğendim. Bu arada kitabın adı hakkında bir şeye düşmüştü, ikileme düşmüştü. Tahtı Süleyman koyabileceğini söylemişti. Bir röportajında ben bunu okumuştum. Tahtı Süleyman'da gene Setterhan'ın yaşayıp büyüdüğü yer, olayların da geçtiği büyük bölgelerden bir tanesi olsaydı bence güzel olurdu. Hani Nar Ağacı'ndan çok da bir şey eksilmezdi. Nar Ağacı da çok güzel, Tahtı Süleyman da çok güzel olurdu. Bu kitaba ne isim koyarsa koysun çok güzel olurdu. Muhteşem bir şekilde yazmış. Gerçekten kalemine sağlık diyorum. Çok beğendim. Çok hani böyle benim şeydir, bazı yazarların çok severim. Bütün kitaplarının bende olmasını isterim. Hani bu şeydir, kural gibi bir şeydir mesela. Hani bütün kitapları bende olmalı ama bazı yazarlar ve bazı kitaplar var benim için. Mesela Nazan Bekiroğlu Nar Ağacı'yla benim kalbimde böyle bir yer edindi. Bu kitabın kesinlikle ondan imzalı olmasını istiyorum. Hani bu bende öyle kalmalı ve ben bu kitabı unutmak için üstüne çok daha fazla kitap okumak zorunda hissediyorum kendimi. Ve evet, unuttum, hikaye kafamda hafifledi dediğim kısımda da tekrar tekrar ben bunu okumak istiyorum. Hani okudum bir kere, kenaraya kaldırdım türünden değil, kesinlikle tekrar ve tekrar okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ya da ben öyle bir hissiyat içindeyim. Evet, Nar Ağacı hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Çok güzel bir kitap. Hala okumadıysanız benim gibi yanılgıya düşmeyin. Lütfen alıp bu kitabı hemen okuyun. Çok beğendim. Kalemine sağlık diyorum. Evet, bu videoda da Nar Ağacı'nı bu şekilde kapatmış oluyorum. Bu arada diğer videolarımı izlemek isterseniz buraya bırakacağım link üzerinden tıklayarak geçmişteki kitap yorumlarımı izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. O yüzden bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.